Sevgili seyirciler, Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Hikmet Karaman. Hikmet Karaman'la hem bugünü hem de geçmişi konuşacağız. Geçmişe uzanacağız. İlginç hikayeler, anılarla sizlerle birlikte olacağız. Ve keyifli bir sohbetle sizlere bilgisayar başında, telefon başında eğlendireceğiz. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Aslında sen hoş geldin. Hoş Atakan. Bulduk hocam. Çok güzel bir ortamda bizi karşıladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz güzel teşekkür bir bahçe. Ediyoruz. Nereden sen başlayayım? Güzelsin. Şimdi sana bakıyorum. Sağ olun. Esas hikayeler, esas anılar sende Atakan. Ya bizde de var. Önce ben sorayım sana. Kaç senedir bu işin içindesin? 1999'dan bugün hocam 20 sene. 20 sene? 20 sene senin yaşadığını kimse yaşamamıştır. Tabii soyunma odaları, maç kamplar, öncesi, maç kamplar, önü, kamplar. Başta Beşiktaş olmak üzere. Bayağı anılar var hocam. Sen bir kitap yazman lazım. Yazacağım hocam ama yurt dışına kaçmam lazım. Çok iyi. Çok iyi. Doğru. Aslında biz de bildiklerimizi anlatsak. Yani doğru diyorsun. Çok doğru. Anılar dedik. Fatih Hoca'yı sorayım istiyorsanız size. Şöyle bir fotoğraf var. Şunu da göstereyim. Şöyle. Yakından. Fatih Hoca'ya bir ayak tenisi maçı. Evet ya, bu Antalya Titanic Oteli'nde kamptaydık. Azlar kafaya götürüyor musun? Kaç? 1900 kaç orası? 2004. 15 sene önce. Vay vay vay. Hoca ayak tenisini müthiş oynuyor. Ne oldu maç hocam? Yendiler bizi ya. Yendiler. Ha, o zaman hoca iyi oynuyor yani. Kafayı çıt çıt indiriyor. Yanındakiler de miydi hocam? Ya aslında aklım, bak bunu şey yaparken aklıma ne geldi biliyor musun? Almanya'da yaşıyoruz. O zaman Almanya-Türkiye maçı var. Ben Berlin'deyim. Fatih Hoca oynamış Mersem o maçta. Coşkun Özarı'nın teknik direktör olduğu 5-1 yenildiğimiz maç. O maçta maç, biz tabii o zaman Berlin Türk Spor'da oynuyorum ben. Konsolosluktan şey geldi yani, herkes maça gitsin. İşte Türklerin ne kadar misafirperver, ne kadar yardımsever olduğunu işte gösterelim diye maça gittik. Hem Almanları alkışlıyoruz hem bizim takımı alkışlıyoruz. O zaman ben farkında değilim. Fatih Hoca da varmış kadroda. Sonra maçı seyrettim sonradan. 5 numara Barezi gibi oynuyor yani. Maçtan sonra da sahaya atlamıştık. Hatta hiç unutmam. Ben Rummenigge'nin yanına gitmiştim. Kaç senesi oldu? Bayağı oldu ya. Rummenigge'nin yanına gitmiştim. İşte yanımızda arkadaşlar vardı. Onu kucağa aldık Rummenigge'yi. Karl-Heinz Rummenigge. Karl-Heinz Rummenigge. Ya adam o kadar alçak gönüllü ki lütfen kaldırmayın, lütfen kaldırmayın diyordu. Ha, şey ya, utanacak yani. Utanıyor. Utanıyor. Ve biz onu havaya kaldırdık. Ertesi gün Alman gazetelerine bir baktım. Doktora gitmiştim. Diş doktoruna, dişçi bana şeyi gösteriyor. Fotoğrafı. Fotoğrafı gösteriyor. O fotoğraf duruyor mu hocam? O fotoğraf bir yerde duruyor da benim eskileri karıştırmam lazım. Var, duruyor. Onu bulacağım, sana göndereceğim. Sonra geçen de Rummenigge'nin bir şeyi vardı. Ancelotti ile ilgili. Yani işine son verirken ağladım diyor. Ancelotti'ye gidiyor. İşine son verdiğini tebliğ edecek. Ancelotti ayağa kalkıp teşekkür ederim bana göstermiş olduğunuz yakınlıktan, ilgi, alakadan dolayı. Ancelotti öyle bir konuşma yapmış ki artık Rummenigge ağlamaya başlamış. Vermiş olduğum en zor karardı diyor. Şimdi çok pişmanlık duyuyorum bu karardan diyor. Geçen de bir röportajında görmüştüm. Oradan oraya atladık işte. Sen Fatih Hoca'dan girdin. Evet, evet. Ayak tenisinden. Vallahi Atakan. Ama hocam sen insan ilişkileri iyi olan, kendini sürekli geliştiren, üstüne koyan ve bu tür diyalogları yapabilen bir teknik adamsın, kişisin. Ya düşün, sahaya girip o anı Rummenigge'yi kaldırabiliyorsun. Ya da yardımcı antrenörlük yaptıktan sonra üstüne koyup takımları çalıştırıp belli bir seviyeye gelebiliyorsun ve sürekli üstüne koyabiliyorsun. İşte gidiyorsun Blazemi takım kampına, Dunga ile konuşuyorsun, Scolari ile konuşuyorsun, antrenmanları izliyorsun, Klopp'la birliktesin, diğeriyle birliktesin ve sohbet ediyorsun, onlardan bir şey alıyorsun, onlara bir şey öğretiyorsun. Bu çok güzel bir şey ama. Ya şimdi öğrenmenin yaşı yok. Doğru. Biz mesela Brezilya'ya gittiğimizde Scolari ile böyle yarım saat tanışmaya, sohbet etmeye gittik. Adam 5 saat bizi bırakmadı. Gelen kişi dolu olduğunda dur diyorsun. Duruyoruz. Şimdi biz öyle gittik. 5 saat sonra çıkabildik. Adamdan birçok şey aldık. Biz de kendi bilgilerimizi onlara aktarmaya çalıştık. Güzel bir diyalog oldu. Futbolda mesela bak, Fransa Türkiye milli maçının en büyük aktörü Şenol Güneş'tir. Kesinlikle. Mesela Andorra maçı, Arnavutluk maçı, biz teknik adamları her türlü kritik eleştiri yapabiliyorsunuz. O oynasaydı, bu oynasaydı, şu çıksaydı, şu olabilir.
Futbolda var. O söyledikleriniz de olmayabilir. Başka bir tez de öne sürebiliyorsunuz bu sefer. Maçtan sonra her şeyi konuşabiliyorsunuz. Hocam Fatih Hoca dedik. Var mı başka aklınıza gelen bir hikaye anı? Vallahi Fatih Hoca'yla biz aynı yerde kamp yapıyorduk Antalya'da. Fenerbahçelilerin bir şeyi vardı, semineri mi ne? Bir laf atmışlardı ya, bu oluyor işte. Olmaması gereken şeyler. Laf atmışlardı. Hoca da hemen cevabını verdi. Hemen anında, ama bir anda orası bir şeye dönüştü. Fatih Hoca'nın yanında kimse var mıydı? Ya Müfit Hoca vardı. Bir iki kişi vardı ama biz de orada olduğumuz için Engin Hoca, ben bizde Engin Hoca da biliyorsun çok şeydir yani, Engin Korukur şu anda Kocaelispor Teknik Direktörü. Tabii biz de anında orada bir set oluşturduk. Set oluşturduk. Olayı tatlıya bağladık. Fatih Hoca önemli bir teknik adam. Kim ne derse desin. Yani bazen renktaşlar birbirlerine sallıyor ama ülkeye hizmet etmiş, diğerleri de sadece Fatih Hoca için değil, biz yaşarken kıymetlerimizin değerini bilemiyoruz. Geçen de Uğur Dündar Bey'i gördüm, İzmir'de bizim maçta da basın toplantısındaydı. O da güzel bir cümle kullandı. Türkiye'de başarılı insanlar maalesef cezalandırılıyor dedi. Doğru. Başarılı insanlar ülkemizde cezalandırılıyor. Maalesef. Şenol Hoca işte Fransa 4 puan aldı. Ersun 2 tane spor yazarı. İşte Şenol Hoca'yla gitmeyelim. İşte Mourinho'yu alalım. Şunu alalım. Görüyor musun? Tabii inanılmaz. Böyle bir şey olur mu? İnanılmaz. Hayır. Hatasız da olacak elbette ki. Türk futbol tarihinde son Dünya Kupası'nı almış Fransa senin arkanda. İkinci sen lidersin. İki maçını kazanınca lider olarak şampiyonluğa gideceksin. Şenol böyle Güneş, bir dünya üçüncüsü Atakan. Ya inanılmaz. Dünya üçüncüsü, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan lider çıkaran teknik adam. Belki bize lider olarak Beşiktaş'ta şampiyon edilir. Beşiktaş'ta 2 sene üst üste yaptı değil mi? Şampiyon yapan teknik adam. Biraz da takdir etmesini bilmemiz lazım ya. Yani takdir edeceksin. UEFA'da çeyrek final yaptı. Penaltılarda elendi. Yarı finale çıkıyordu. Evet. Evet. Şanssız bir şekilde elendi. Tabii tabii. Hocam Oziyek'le çalıştım. Kocaelispor'a ilk geldiğinde Alman milli takımın fizyoterapistini getirdi. Oyuncular alışık. Aynı katta masaj odası orada olsun, hemen tıp 3 adım atıp masaja gelecekler. Yani aynı katta. Oyuncular bir kere var ya, enteresan. Her şey elinin altında olsun. Ya belki de sahaya çıkmadan böyle elinin altında olup oynamak isteyecekler. Böyle bir şey var futbolcularda. Geldi fizyoterapist, masaj ve tedavi odasını altı aldı. O zaman Kocaelispor tesisleri Türkiye'de bir numara. Milli takım orada kamp yapıyordu. Ve saat koydu işte 8'de Atakan, 8.45'te Hikmet Hoca, 9.45'te şu bu sıralama yaptı. Tabii yukarıdan aşağı kimse inmedi. Tüm masaja inmedi. İstanbul Spor'la maç yapıyoruz Kocaeli'nde. 2-0 mağlubuz İstanbul Spor'da da Oğuz, Aykut, Sergen, Mergen. Müthiş takım. 2-0 mağlubuz. Almanlarda şu var, makinenin bir parçası bozuldu mu onu çıkarıp başka aynı makineyi takıyorlar. Makineyi tamir edip üstüne bir şey koyup devam etmek yok. O futbolda da öyleydi. Mesela forvet kötü mü? Forvet çıkarıp forvet sok. Skor 1-0 mağlupsun, hiç önemli değil. Çıkar forveti, bir forvet at. Geçmişte daha çoktu. Şimdi 2-0 mağlupsun. Faruk da vasat oynuyor ama Faruk'u alacaktı, bir defans daha oyuna sokacaktı. Dedim ki hoca 2-0 maç. Tahminim. Sonra bir de Dobrovski, ikisi de kulübedeydi. Dedim bunlardan bunları sokalım falan. Hatta kağıt kalemi aldım. İşte değişiklikleri şöyle devam edebiliriz diye aldım, hocaya verdim. O da bir aldı bir baktı, Allah bir sinirlendi bana. Köpürüyor. Neyse 2-0 mağlup içeri gittik. Ya bir baktım hoca, ben ne dediysem iki değişikliği aynı şekilde yaptı, takım çıktı. Çat 2-1, çat 2-2 oldu. 3-2 oldu, galip duruma geçtik. Gördün mü dedim, neyse gülümsedi. İçeri girdik tabii, takım hoca, hepimiz tebrik ediyoruz falan. Kulağıma geldi eğildi. Bu maç senin eserin dedi. Gene Antalya'da Futbol Federasyonu seminerindeyiz. Holger Özyek UEFA hocası o zaman. Avrupa Şampiyonası'nın analizini yapmaya gelmiş. Ya bir baktım, köşede oturmuş antrenman izliyor. O zaman petrol ofisi vardı, üçüncü lig takımı. Dedim hoca ne yapıyorsun burada, ne izliyorsun? İzliyorum. Ya dedim bu üçüncü lig takımı petrol ofisi olsun dedi. Burada da öğreneceğim çok şey var. Mustafa Deniz'in yeri ayrı, Rainer Zaptik'in yeri ayrı. Onlar... Sen bir de Galatasaray'da çalışıyorsun. Tabii tabii. Zaptik'le Galatasaray'da çalışıyorsun. Önce Kocaeli, sonra Galatasaray, sonra Mustafa Deniz'i, sonra Holger Özyek. Yani hepsi gerçekten çok üst düzey hocaydı. Çok müthiş hocalardı. Evren'in, Mustafa Hoca'nın ayağını kırdığı bir şey var. Antrenmandayız. Hoca böyle bazen çift kalelerde oynardı. Müthiş sol ayağı vardı. Çutlar, oltalar falan inanılmaz. Yani bilerek oynardı takımı geliştirme adına. Hücum oyuncularına iyi pas atma vesaire.
O zaman evreni, evren bayağı bir açtı. Araya ben girdim. Bunu aslında evrenden dinlemem evet, lazım. Ayağı kırdı değil mi? Ayağını kırdı Mustafa Hoca'nın ya. Bir girdi hocaya. Sonra Mustafa Hoca kilitlenmiş galiba ona. Kilitlenmez olur mu? Ne diyorsun sen ya biz yani. Ama ya evren de öyle bir girdi ki inanamazsın. Ya hocaya ne giriyorsun? Bırak hoca ne yaparsa yapsın. Mustafa Hoca'nın artısını hocam. Puan durumunu koyardı. 4 hafta sonra burada olacağız der. Ve söylediği tıpatıp çıkar. İnanamazsın. Beşiktaş'a yaptı şampiyon oldu zaten. Ya yine bak inanamazsın. Bunu defalarca topluyordu bizi. İşte şöyle olur, şöyle olur. Şuraya gelir, şu maç şöyle olur. Bu maç böyle olur. Hakikaten oluyor. Mesela ben hocayı milli takıma yolladık. Biz o Fransa'daydı. 15 gün takımdan çalıştık. İlk maçımız Beşiktaş'ı 5-3 yendiğimiz maç galiba. Evet. Maç 3-0'dı. 3-3'e döndü. Sonra 5-3'e. Saffet'in attığı goller falan. İnanılmaz bir maçtı. Ama bak şimdi. Şimdi maçtayız. Maç 1-0, 2-0, 3-3 oldu falan. Hoca dedi ki ya ne hikmet kimi sokalım, kimi değiştirelim falan. Ben de dışarıda Zeki miydi hatırlamıyorum. Şunları şunları hocam top biraz bizde kalsın onları sokalım dedim. Hoca bir fırça çekti bana inanamazsın. Bir bağırdı çağırdı. Sonradan başka bir değişiklik yaptı. Ve 5-3 oldu. Yani sizden aldığı ışığı geliştirip çok başka bir şekilde sokabilir. Bir de Evren anlattı. Bir maçta maç öncesi, Beşiktaş maç öncesi inanılmaz gerginizde de geldi. O gerginliğimizi gördü. Herkes eve yoldu geçirdi. Yarın herkes buraya gelsin buradan maça gideceğiz. Yapar yemeğe. Mesela milli takımda da yaptı. Milli takımda ertesi gün maç vardı. Milli takım aldı. Boğaz'da yemeğe götürdü. Bütün o stresi gerginliğini alıyor tabii. Hocanın, İdarecilik başka bir şey tabii. Mustafa Hoca'nın sevk ve idaresi inanılmaz. İnanılmaz. Yani ben 2 sezon çalıştım kendisiyle. Müthiştir liderliği, karizması. Galatasaray'da çok şanssızlık yaşadı bence hocam. Galatasaray'a geldiği dönemde en gelinmemesi gereken zaman geldi. Yani orada çok doğru bir zaman, doğru bir takım değildi o. Saftik'te Galatasaray'da hocam bir de bir Barcelona maçı vardı mısın 2-1? İlk maça gittik. Takımla ısınıyoruz falan. Kaleciyi de ben son bölümde işte biraz ısındır hoca dedi şut falan. Ya topu koydum top havada duruyor öyle bir çim ki. Halı deriz ya biz halıyla çimi aslında öyle bir sahaya çıkıp görmek lazım. Ya her vurduğum gol oluyor. Ya ben inanamadım acaba bu nasıl oluyor diye. Yani top öyle bir boşlukta duruyor ki topun doğru yerine vurduğunda çarpıyor. Allah Allah dedim ya vurdu. Yandık biz dedim ya buraya vuruş gol. Çünkü saha mükemmel bir saha. Ama maç başladı hiç öyle olmadı. O da Kubilay Saffet'e bir pas çıkardı. Saffet'in attığı Saffet Kubilay'a çıkardı galiba. Kubilay yakın direğe vurdu. Kaleci'nin kapattığı evet. Köşeye. Saffet ayağın dışıyla müthiş bir pas çıkardı. Hatta 2'yi kaçırdık. İşte Kovman frikikten atmıştı. Cihat kafayla kaçırdı. 2-1 biz ona geçebilirdik. Orada 2-1 yenildik ama burada. Şimdi o zaman anlayamıyoruz. Ya kulübeye bakıyorsun Kruyff teknik direktör. Orta sahada bakıyorsun Guardiola oynuyor. Bakıyorsun Santrafor'da Romario oynuyor. Geride Stoykov oynuyor, Kovman oynuyor, Legrüştayn oynuyor. Ya, şimdi bakıyorum da, şimdi biz orada yardımcı antrenörümüz kimlere karşı oynamışız? Daha sonra Manchester maçı vardı, hiç unutmam orada. Ya Alex Ferguson devre arası içeri girerken bir küfürler ediyordu bize bakarak. Onu göreyim zaten söyleyeceğim ona. Bak mesela liderlik adlı bir kitabı var. Keşke anılarını onu da ekleseydin diyeceğim ona. Bir fırsat olursa ilk işim yani ondan bir... Küfür ediyordu size. İnanamaz. İnanamaz. Bak ben tabii o zaman yeni başlamışız yardımcı hocayız. Alex Ferguson diyorsun. Bakıyor yüzüne bakarak hem de. Hocam o sene... Bak yüzüne bakarak şöyle. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne gitti. Meksunat gidemedi. Ertesi UEFA sistemi değiştirdi. İngiltere, İtalya, Almanya, Fransa'daki takımları önereme oynatmadı şampiyonlara. Çünkü adam Manchester United katılmadığı zaman adam zarar vuruyor. Aynen, aynen. Ertesini sistemi değiştirdiler. Evet, evet. Ya işte biliyorsun futbolda bazen ülkemizde de büyük takımların yukarıda olması gerekiyor. Aşağıda olursa olunca dekoderler satılmıyor. UEFA sistemi değiştirdi hocam. Jordi Cruyff. Ya orada da bir anımız var. Ben Antalyaspor'u aldım. Birinci lige çıktık. Şampiyon yaptık o zaman. Birinci lige çıktık. Bayram Tutum'la aradı beni. Ya hoca dedi Jordi Cruyff dedi Antalyaspor'a gelmek istiyor dedi. Hiç unutmam ya. Hala bile ben yani o önemli bir anı. Dedi Cruyff'la tanışırsın dedi. Dünya antrenörü olursun dedi. Ondan çok şey öğrenirsin dedi. Devamlı o maçlara gelir gider falan. Tabii o zamanki yönetime dedik 400 bin euro mu ne istemişti. Para çok geldi bilmem ne falan. Alamadık. Şimdi düşünüyorum da tabii Cruyff öldükten sonra antrenörlüğü, felsefesi
ve kitapları, Cruyff Vakfı, işte oğlu Jordi Cruyff'un yaptığı bir sürü çalışmalar, Hollanda Futbol Federasyonu'nun, Barcelona'nın yaptığı çalışmalar, adam öldükten sonra daha başka bir şey oldu. Tabii. Yaşarken öyle değildi. Antrenörlüğünde de mesela Barcelona'nın eleştirdiği, gönderdiği dönemler var. Acaba diyorum, o zaman öyle bir connection olsaydı belki Avrupa'nın bir takımda antrenörlük yapabilir miydim? Çünkü bu şeyler çok önemli. Doğru. O zaman böyle bir anımız var yani. Bir de hocam Cruyff, yani Barcelona'ya böyle bir sistem kurdu ki, o Barcelona'nın kurduğu sistem başarılar, şampiyonlar ligleri, kupalar, şampiyonluklar getirdi. O jenerasyon milli takımın dünya kupası ve Avrupa şampiyonluğu aldı. Belki de Guardiola'nın bugünkü Guardiola olmasındaki temel %100. Çünkü onun da biyografisinde var, böyle sıkıştığında Cruyff'a gidip danıştığı, yaşadığı futbolcularla yaşadığı problemleri ona anlatıp ondan aldığı akıllar var yani. Senin var mı hocam sıkıştığı zaman akıl aldığın kişiler? Var mıydı ya da? Mustafa Hoca milli takıma gittiğinde ben de hocayla gitmek istedim hatta. Bana dedi ki, ya sen dedi yaşın genç, Süper Lig'in en genç teknik direktörü olacaksın. 15 maç ben idare etmiştim birincilikte Mustafa Hoca'dan sonra. Genç yaşta teknik direktör olursun dedi. Birdenbire yardımcı hocayken teknik direktörlük çok zor. Evet. Yine oyuncular seni yardımcı hoca görüyor. Yardımcı hocayken oyuncularla iletişimin daha farklı. Sonra hemen ya, hocaya bak, hemen değişti, havaya girdi falan. Bir sürü şey. Öyle site var, diğer tarafı da var. Böyle zaman zaman hocayı arıp fikirlerimi iletiyordum. Ondan sonra da kimseyle olmadı. Sonra sezon bitti. Sefa Silmen, hiç unutma, Türk futbolunun önemli başkanlarından biri. Kim ne derse de. Kocaeli Spor yapan. Kesin %100. Yani iki tane Türkiye Kupası kazanmış, UEFA'lara gitmiş. Lig bitti, bana dedi ki, sen dedi şimdi gideceksin dedi, başka yerlerde çalışacaksın dedi, tekrar geri döneceksin dedi. İnanılmaz üzüldüm. Moşe dedi ki, dedi o zaman Moşe'ye Kocaeli Spor dedi, ya biz Hikmet Hoca'yı hala yardımcı hoca gibi görüyoruz. Sonra sen gideceksin dedi, sonra Kocaeli Spor'a tekrar geri geleceksin dedi. O zaman üzülmüştüm ama çok doğruyu söylemiş. Sonra nereye gittin hocam? Sonra tabii burada Adnan Polat Bey'e de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Erzurumspor'a gittim. Erzurumspor'u Süper Lig'de ilk çalıştıran benim. Onun için Dadaşlar'ın da yeri bende ayrıdır yani. Tabii o dönem Adnan abi çağırdı beni bir gün. Ofisine gittim. Bir de Bosnalı Muzurovic mi bilmem ne Oviç diye bir antrenör. İkimizden biri Erzurumspor'a gidecek. Tabii görüşmeler yapılıyor falan filan. Adnan abi beni biraz dinledi. Seni Erzurumspor'a gönderiyorum dedi. Erzurumlu ya kendisi de antrenör oluyor. Ben Erzurum'da başladım. O da Karabük'te başladı, diğer Bosnalı. Karabük küme düştü galiba sana, tam yanlış hatırlamıyorsam. O da başarısız olmuştu. Erzurum ne oldu hocam? Erzurum ligde kaldı. Kupada da çeyrek final oynadı. Yani Erzurum... Sen Karabük'e gitsen Erzurum mu düşecekti hocam? Hayır, ben Karabük için değil de Erzurum için konuşuyorum. Hayır, şimdi misal. Seni orada Karabük'e yollasalar sen Erzurum'a Bosna... Ama belki de diğer Bosna'da iyi değildi. O da düşürebilirdi. Evet, evet. Öyle de bakabilirsin. Onu söylüyorum zaten. Onu söylüyorum. Belki Erzurum'a gidecekti. Erzurum düşecekti. Sen Karabük'e gidecektin. Ben Karabük kalacaktım. Adana Spor'da. Orada da benim... Orada da acayip bir şey yaşadım. Müthiş. Rahmetli Biediç. Ben sonra gittim ben oraya. Lig sonuncusuydu. Müthiş bir şey yaptık orada. Tarih yazdık. Ligde kaldık. Sefa Başkan beni aradı. Kocaeli Spor'a gelir misin dedi. Ya dedim ki, Cem Uzan'dan izin al geleyim dedi. Tabii bu duyulmuş. Nihayetinde biz Adana Spor'dan, ben gittim, Löw geldi. Tarihe bak. Bak. Ben Adana Spor'dan gidiyorum. Adana Spor'da 15-16 puanlı. Yani ligde 12. 13. sırada, Kocaeli Spor'da 3 puandan sonuncu. Löw Adana Spor'a geldi. Ben Kocaeli Spor'a geldim. Antalya maçını izledim. Engin Hoca'ydı o zaman. Antalya maçına çıktı. Berabere kaldı. 4 puanda Kocaeli Spor'u aldık. Adana Sporlu Löw düştü. Biz Kocaeli Spor'la Türkiye Kupası final Beşiktaş 4-0. 41 puanla ligi çok iyi yerde bitirdik. Yani Sefa Silmen Başkan'ın dediği gerçek oldu. Dönüşümüz muhteşem oldu. Yani işte futbola da girişimiz böyle devam etti. Sinan Engin'in de bir anım var mı hocam? Ya Sinan'la İstanbul'da bir maç oynadık. Hakem Mutlu Çelik Beşiktaş'la. Ya müthiş oynuyoruz, inanamazsın. Hatta Beşiktaş'tan da birini attı Mutlu Hoca. Müthiş, kesin yeneriz diyorum. 4-2 mağlup oldu. Maçtan sonra Sinan tabii şey yapıyor. Takılıyor bayağı. Yapıyor. Dedim Sinan, ikinci maçta 3 var size dedi. Bunun revanşı da Kocaeli İsmet Paşa stadyumunda. Evet. İyi görüşürüz dedi. Ya maç başladı. Yine hakikaten çok iyi oynuyoruz. Abi İlhan Mansız bir vurdu 25 metreden. Bum, gol. Bir daha vurdu gene uzaktan, o da 2-0 mağlubuz. Sinan'a dedim, Sinan bir dahaki maçta 5 var size dedim. Güldü. İşte sonra kupada da
finalde bize Beşiktaş çıktı. Kupa finali şeyde Bursa'da. Bursa'da. Şimdi kaldığımız otelin yan tarafı da hastane. Rahmetli Süleyman Seba da hastanede. Dedik ki hadi maçtan bir gün önce Süleyman Seba'yı ziyaret edelim. Gittik. Ya Hikmet dedi maç ne olacak dedi rahmetli başkan. Dedim yeneceğiz en az 3 olur dedi. Ya ne diyorsun sen dedi ya. Bunu nasıl şu? Görürsün dedi. Akşam kamptayız. Sefa başkan aradı Sefa Sırna. Hikmet dedi ne yapacağız ne edeceğiz falan. Başkanım dedim sen dedim bugüne kadar kupa primlerini al getir buraya dedi. Ya olur mu dedi çek yazayım. Çek olmaz dedi. Parayı canlı buraya getir sen dedi. Hatta Ömer Aysan Barış bak o dönem 16 yaşında oynatıyorum Ömer'i. Sol bek oynatıyorum, sağ bek oynatıyorum. Ona bile bayağı bir 15-20 bin lira adam başı prim düştü o dönemde. 10, 12, 15 böyle para geldi. Parayı bütün herkese dağıttı. Bütün futbolcular aldı paraları. O güne kadar kupa primlerini. Başkan da işte bu kupayı alırsanız gene bir prim verdi. Unuttum ben onu. Maç bir başladı 1-0, 2-0. Hiç unutmam. Cihan'ı santrofor oynattım o zaman. Orta sahadan gizli santrofor. Cem Sinan'ı da Tümer'e verdim. Tümer Beşiktaş'ın o zaman başıydı yani. Tümer'i evet. Kontrol ettim mi bitti. Bir de Tayfur defansın önünden oyunu kuruyordu. Ona da baskı yaptım. Ona da Engin Öztongo'ya baskı yaptırdım. Buna top aldırıp dağıttırma falan. 1-0, 4-0 oldu. Tabii ben 3-0'da dönüyorum bakıyorum şeye Sinan'a. 4-0 oldu görüntüde var. 5 geliyor diyorum. Aynen böyle görüntü var. Sonra aradan bak bir sene geçti. Ali Eren de yanında oturuyordu. Ali Eren'i ben Rize Spor'u aldım. Ali Eren dedi ki ya hocam dedi. Şimdi dedi Sinan abiyle oturuyoruz. Sen devamlı oraya bakıyorsun. 3 oldu, 4 oldu bakıyorsun dedi. İşaret yapıyorsun. Sinan diyormuş ki Ali Eren'e Hikmet Hoca bu tarafa bakıyor mu? O bakamıyor bana tabii. Ya böyle bir şimdi 3 maçlık bir periyotta böyle bir ama o da esas şey hırs. Yani mağlubiyeti kabul etmiyorsun. Bir de 2-1'lik Beşiktaş 100. yıl. Ya o zaten Ünsal Çivi'nin hakem oldu. Senin maçtan sonra önce Ömer Güvenç'e sonra bana ya Ömer abi de mikrofonu vermiş ağzımıza. Hemen nasıl yapmış? Koridorda da koridorda da sen. Koridorda da ben. Ya tabii şimdi Atakan hocam çıldırdın o gün ya. Antrenörlüğü ya şimdi aynı şeyleri yapmam. Antrenörlüğün ilk dönemlerinde tansiyon yüksek. İşte bunlar hep deneyim. Orada mesela daha farklı dile getirebilirim haksızlığı. Ama orada da şey oldu. Ahmet Dursun'un attığı gol offside. Şimdi 4 dakika o zaman Uğur vardı orta saha Antalyasporlu. Sakatlandı dışarı çıktı oyuna sokmuyorlar. Ya 1 dakika geçti, 2 dakika geçti, 3 dakika geçti oyuna sokmuyor. O arada da golü yedik. 94 mi 95 mi ne golü yedik 2-1 mağlup. Yani 92-93 1-0 galipsin 96-95 2-1 mağlupsun. Şimdi Beşiktaş'a da karşı oynuyorsun. İnsan böyle büyük takımlara karşı daha farklı. Anadolu takımlarının aslında büyük takımların taraftarlarının görmediği bir şey var. Anadolu takımlarının büyük kulüplere karşı galibiyeti o şehri inanılmaz bir bayram havasına sokuyor. Doğru. Bu büyük takımlara karşı düşman olma değil. Çünkü sen büyük takımsın. Şimdi nasıl biz Fransa maçında şimdi dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olmuş bir takıma karşı beraberlik burada aldığın 3 puan, 4 puan aldık diyorsun 2 maçta. İnanılmaz. Nasıl bu koskoca Türkiye'ye bir sevince, bir inanılmaz bir şeye boğuyor. Halkı mutlu ediyor. Abi, mutluluktan gece uyuyamadım. Şimdi Anadolu takımının taraftarı da böyle büyükleri yendiği zaman hoşuna gidiyor. Teknik adamları da bunu farklı bir şeyle dile getiriyor. Ama maalesef bazen büyük tepki yiyebiliyorsun. O gün hatırlarsan ilk golü Ahmet Yıldırım, ikinci golü aslında Zabo yapmıştı. Ve o stoperler Beşiktaş'ta o sene o kadar çok gol asist yaptılar ki inanılmaz katkıda bulunmuşlardı. Ya gene bir maç, gene karlı, yağmurlu, pisli bir havada mı ne oynuyoruz Beşiktaş'la? Sergen sağda yürüyor, duruyor ya. Dedim ki ya bunu... 5-0 biten maç. Ben bunu dedim ya bir gol attı Sergen. Dur araya tık 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 girdim. Abi, Sergen çok büyük. Büyük. Müthiş. Almanya milli maçını hiç unutamam. Türk milli takımda oynadığı dönem. Mustafa Deniz döneminde. Matıyorsun sağlığı. Bak, Mustafa sonra. Hoca aldı oynattı onu mesela. Evet. İşte Mustafa Hoca öyle bir hoca. Evet. Sergen ne aldı? Alman milli maçında mesela ya bunu ortası oynatacaksın koşmuyor etmiyor falan filan. Bir kişi eksik oynarsın diye düşünmedi. Almanlar tempolu, dayanıklılığı yüksek. Ya Sergen'de harikalar yarattığı bir maçtı. Hocam en iyi savunma hücum ya. Ön tarafta topu tuttuğun zaman bak Hakan'ı bir soktu. İkinci el pozisyon vermedik. Ama ben güzel bir noktaya temas ettim. Eğer Şenol Hoca Fransa'nın böyle başlayacağını bilseydi maçtan önce Hakan'la başlar. Bakalım işte bazen oluyor. Hocam sen Brezilya bir takımı ziyaret ettin. Dunga ile konuştun. Tabii Dunga farklı bir adam. Tabii biraz taktik kendisiyle konuştuğumuzda o daha çok Avrupalı.
Mesela şeye de gittik biz. Brezilya Futbol Federasyonu yardımcısını da ziyaret ettik. Ben Brezilya'da şunu gördüm geçen sene. Fazla taktik yok. Sadece individüel, yani yetenekli oyuncular, bireysel anlamında çok yetenekli oyuncular var. Mesela bakıyorsun Palmeiras'ta Dudu müthiş oyuncu. Galatasaray'la Melo oynuyor hali. Melo oynuyor hali. O Fenerbahçeli şey yedek ama maçına göre orada da stoper neydi uzun boylu. O da orada kadroda. Sonradan oyuna giriyor. Çok maç oynadıkları için bazı maçlarda oynatıyor. Daha çok bireysel yetenekleri üst düzey olmuş oyuncular takıma performans katıyor. Yani baktığın zaman mesela topu kaybettikten sonraki karşı presi yapan takım yok örnek. Veya defanstan hücuma geçişlerde bir taktik anlamda bir şey göremiyorsun. Yani şimdi bilerek mi yapmıyorlar hocam? Yok, antrenörler öyle bir şey uygulamıyor. Uygulamıyor. Sağ bek sol bekler müthiş. Sol ayakları müthiş. Oyuna devamlı katkı yapıyorlar. Orta pası atıyorlar. Orta sahalarındaki oynayan 8-10 numaraları individüel bireysel yetenekleri iyi çalım atıyorlar. İyi frikik atıyorlar, iyi şut atıyorlar. Ceza sahası içerisindeki 9 numaralıları da iyi kafaya çıkıyor. Topu ayağında saklayabiliyor ve gol atıyor. Arjantin'e gidiyorsun, daha farklı. Arjantin'de de bireysel yeteneğe, mesela River Plate'i seyrediyorsun, Boca Juniors'u seyrediyorsun. Orada da tamamen bireysel yeteneğe iyi olan oyuncular gruplaşmış. Örneğin orta sahada ikili üçlü bireysel yeteneği üst düzey olan oyuncular takıma hükmediyor. Veya işte sol kanat, sağ kanat veya santrofor 10 numara oyuna hükmediyor. Paraguay milli takımını seyrettim İngiltere'de geçen sene. Bir baktım oyuncuları nerede oynuyor? Aa, hepsi İtalya'da. İngiltere'de oynayan oyuncu sayısı çok az. Çok enteresan. Arjantinli, Brezilyalı İngiltere'de oynuyor. Ama Paraguaylı, bak İtalya futboluna gir. Paraguaylı oyuncu sayısı İtalya'da daha fazla. Sonra düşündüm, aa İtalya'da temas futbolu çok. Ha, onlar da onu iyi yapıyor. Onlar da onu iyi yapıyor. Ama İngiltere'de işte çalım atan, daha estetik olan, temposu yüksek. Mesela taktik disiplinleri bunlar Avrupa'ya gelince öğreniyorlar. Tevez'in ilk İngiltere'ye geldiği döneme bak. Bireyseldi ama taktik futbolunu yönetti. Aynı şey Agüero için geçerli. 5-10 sene Avrupa'ya Arjantin'e Brezilya oyuncu almasınlar, 20-30 sene Dünya Kupası alamazlar. Alamazlar. Aslında çok önemli bir konu. Ha, şu söylediğin çok önemli. Alamazlar. Biz şimdi Türkiye bir kendi modelini iki defans oyuncumuzla, yani Çağlar ve Melih'le çıkarabiliriz biliyor musun? Bak, iki stoperle. Şimdi Hakan'ın yaşı kaç bilmiyorum. 28-29 civarı biliyorum. 3-4 sene hizmet edebilir. Zeki genç bir oyuncumuz. Roma'daki Cengiz'inden. Cengiz geliyor. O olduğu zaman kaleye çok iyi gidiyoruz. Cengiz'de de düşüş var. Var var. Bunlar oyuncularımız kendilerini yeterli görüyor. Bakın. Doğru. İlk başta müthiş çalıştı. Doyuma ulaştı. Git oradan Juventus'a işte. Şimdi Atakan, Adaboyer Ronaldo'yu anlatıyor. Adaboyer maç bitiyordu diyor. Biz hepimiz gezmeye, kahve içmeye, restoranta gidiyorduk. Maç bittikten sonra gidiyor bir jim salonu alıyormuş eğer deplasmandaysa. Hemen jime giriyormuş. Bak, hemen. Evinde diyor. Kendi parmak izini koyup jim salonu yapmış. Dünyanın en iyi jim salonu orada diyor. Oğlunu bile sokmuyor içeri diyor. Giriyor. Saatlerce içeride çalışıyor. Bir de yatak koymuş oraya. Yatıyor, kalkıyor, bir daha çalışıyor diyor. Antrenman bitti, bir baktım bunlar jime girmiş. Antrenman öncesi ve sonrası individüel oyunculara biz çalışın diyoruz. Ya tam 1,5 saat, bir de yanına 4-5 kişi katıldı bunun, Adaboyer'in. Nasıl çalışıyorlar biliyor musun? İnanılmaz. Ya şimdi biz oyuncularımıza biraz çalıştırıyoruz. Ya yorulduk hoca, yarın maç var diyorlar. Veya ya 2 gün sonra maça çıkacağız. Birileri görüyor, hoca yordu diyorlar. Şimdi o Ronaldo'yu anlatıyor. Adam dünyanın en büyük, United'tan tut, işte Madrid, Juventus. Ara şeylere girmeye gerek yok. Evet. Ve Portekiz milli takımı, Şampiyonlar Ligi kupası, balon kupaları vesaire vesaire. Adam günde 10-12 saat jimden çıkmıyor diyor. Gece hayatı yok, alkol yok. Antrenman, ev, bir de arabaları. Şimdi adam kaslarını boşuna göstermiyor. Tabii tabii. Bu çalışmayla olur. Bu aslında ben hatta ayrılmasaydım şunu diyecektim. Oyuncularla bir toplantı yapıp onu da kameraya çekip, tamam mı? Bütün Real Madrid'de, Arsenal'da, Tottenham'da yaşadıklarını ve antrenman düzeyiyle ilgili bir çekim yapıp oyunculara anlatmasını isteyecektim ama bırakmak zorunda kaldık. Bunlar önemli şeyler.
kaliteli, karakterli, geçmişi, background'ı olan yıldız oyuncular işte diğer oyuncuları sokabiliyor hocam. Atakan. Şimdi orada niye sokuyor 5 kişi? Çünkü Adebayo diyor ki ya adam 40 yaşında. Nasıl çalışıyor? Adam oraya giriyor diyor. Utanıyor kendinden. O da giriyor onunla beraber. Ya Atakan İzmir'e bir geldi. Ya nasıl çalışıyor? Biz şaşırdık. Antrenman bitiyor. Bir saat daha duruyor. Yan top, vuruş yapıyor. Bırakmıyor. 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 Enteresan. Yani ben mesela büyük kulüplere şaşırıyorum. Şimdi santrafor arıyor. Ya al oturttur kulübede. Tabii. Veya oyna. Saat oynat. Ya, o, ya müthiş oyuncumuş. İnanılmaz. O topu ayağında saklıyor. Tabii. Vuruşu var. Pas atıyor. Geziyor. Orta sahaya geliyor. Geziyor. Her tarafa gidiyor. Enteresan. Ve çalışıyor. 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 Yani çalışmasa zaten ayakta duramazsın doğru. Bizim şimdi yeni nesle veya Türkiye için bu tipteki oyuncular çok önemli. Çok önemli. Mesela Hagi'nin Galatasaray'da olduğu dönemler işte Okan'dan Emre'sine tut bütün hepsine örnek olmuş bir adam. Evet. Kesin. Şimdi Mario Gomez, Dembaba Mario Gomez Cenk Tosun'a vuruşu öğrettiler. Ama Cenk ben sana şunu söyleyeyim. Gaziantep'te ben Cenk'le çalıştım. Cenk'i ilk defa kanat oynatan benim. Sağda solda oynatan benim. Hatta babası kızıyormuş. Ya bu santr... Ya Cenk orada Muhammed vardı. Evet. Muhammed oynuyordu. Evet. Sapara vardı. Müthiş bir orta saha. Cenk'i de ben kanata koydum. Oğlum burada oynarsan ileride senin faydası olur. Yarın bir hoca bak 3 tane seçen sağda solda santr. Senin için büyük avantaj demiştim. İlk zamanlar pek memnuniyetsizlik gösteriyordu. Sonradan golleri atmaya başladı. Ve hatta Bilic'e demiştim. Bilic oynatmıyordu onu. Önce Dembaba, sonra Mustafa, sonra Cenk'i oynatıyordu. Evet. Ya bunu kanat oynattık. Oynayabilir. Bir Partizan UEFA maçından dönerken Bilic'le sohbette söylemiştim. Sonra Şenol Hoca'ya da aynı muhabbeti yaptım. Şenol Hoca oynattı. Oynattı. Bak ondan sonra milli takımda Beşiktaş'ta ve tık santrafor oldu. Evet. Şimdi Cenk Antep'teyken antrenman bitiyordu. En az 300 tane top oluyor. En az. En az. Her idman sonu. O topa bir vuruyor. Dikkat et. Ceza sahasının içinde önünde top geldi mi bir kurşun gibi gider böyle. İnanılmaz çalışıyordu. O çalışmayı yapıyordu. Ama Cenk'in bence Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde en önemli partneri Bubble ve Kuyarejma'ydı. Evet. Özellikle başta Bubble. Bubble bana göre çok istisnai bir futbolcu. Hala oynuyor bir takım. Beşiktaş'ta topu bilmesi, oyunu koklaması, hücumda topun kalması, driplingi, boştaki adamı bulması. Mesela Galatasaray'ın da şu anda hücumdaki en önemli adam. Durum bu. Kesin. Hocam ağzına sağlık. Sağ ol. Teşekkür çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbet. Güzel oldu. En azından senin sayende birkaç şey bilgi aktarım yaptık. Estağfurullah hocam. Estağfurullah. Seve seve. Seninle olmak her zaman güzel. Seni takip ediyorum. Esas seninle olmak güzel. Teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Hikmet Karaman'la yaptığımız röportajın söyleşinin sonuna geldik. Efsaneler ve Hikayeler programında bu haftaki konuğumuz Hikmet Karaman'dı. Gelecek hafta yeni konularla, yeni konuklarla karşınızda olacağız. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.